Şimdi öncelikle birkaç hatırlatmayı ben yapayım size başlangıçta. Evimde değilim, çalışma odamda değilim. Dolayısıyla kitaplarımdan uzaktayım. Böyle yazlık olarak inşa edilmiş ama malum şartlarımızdan dolayı kışında artık tercih sebebi olan yazlıklardan birindeyim. Dolayısıyla her şeyin birazcık böyle kırgığı, döküğü, atılmaya kıyılamayanı, atmayalım da bunu yazlığa götürelim denilen tarzdaki şeylerinden oluşan bir nevi böyle bütün yaşanmışlıkların ikinci baharına ev sahipliği yapan bir yazlık ortamındayım, bir adadayım. Dolayısıyla buranın şartları birazcık iptidai ve bu yüzden de bağlantımızda problemler olabilir. Bunun için anlayışınıza sığınıyorum. Vodafone'un gücüne sığındım. Dün Vodafone'da bir şey var, hediye çarkı var. Ondan 3 GB kazanmıştım ama dün gece bitti. Keşke bugün de devam etseydi. Size 3 GB'lık daha konuşurdum. Neyse, burada görmüş olacağız. Bu açıklamayı yaptım. Evet, bir bağlantı problemi olabilir. Ben mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışacağım. Bu mümkün olduğunca parantezinin altını çiziyorum. Çok konuşup anlatmak istediğim şey var ama vaktinizi fazla almak istemiyorum. Malum hafta sonu, eminim yapacak başka planlarınız da vardır, şeyleriniz vardır, umarım vardır. Geçen haftaki sunumdan yine Levent bahsetti. Ben bir özrümü de burada paylaşayım. Geçen haftaki sunumun ardından ben konuşmamı yaptıktan sonra hemen ayrılmak zorunda kaldım. Kusuruma bakmayın çünkü bahsettiğim gibi bir röportaja, bir söyleşiye yetişmem gerekiyordu. Dolayısıyla benden sonraki konuşmalara iştirak edemedim. Benden sonraki katkılara ya da bana yöneltilecek olan sorulara cevap veremedim. Bunun biraz burukluğunu yaşadım. Tekrar anlayışınıza sığınıyorum. Bu hafta inşallah böyle olmayacak. Ben sunumumun sonunda, yani aktaracaklarımın sonunda sizlerin sorularına dönüp onları cevaplamaya gayret edeceğim. Sizlere pek çoğu yanımda olmayan bazı kitaplardan bahsedeceğim ama sunumumun sonunda bu kitapların küçük bir listesini hazırladım. Hatta birkaç tane de film hazırladım. Böyle 5-6 kitap, 3-4 tane film ismi paylaşacağım. Bir kısmını okumuş, seyretmiş ya da hepsini okumuş, seyretmiş olabilirsiniz ama bugün anlatacaklarımdan yola çıkarak onları tekrar göz gezdirirseniz bence hepsinden bir başka bir lezzet de almanız olası diye düşünüyorum. Dediğim gibi sorularınıza en sonda bakabileceğim. Dolayısıyla ben konuşurken chat ekranında yazdıklarınıza bakma imkanım olmayacak. Bu konuda da anlayışınızı rica ediyorum. Ve etkinliğimizin oturum yöneticileri de eğer sunum sırasında böyle tahammül edilemez bir şey olursa, ne derler, sıkıntı olursa lütfen araya girerek beni uyarın. Ne yapabilirim bilmiyorum ama elimden geleni yapacağım. Şimdi sizlere nelerden bahsedeceğim? Öncelikle bir ana hatlarıyla kavramlardan bahsedeceğim. Yani bugün sizlere aktaracağım bazı konuların temellerinden bahsedeceğim. Ne derken neyi kastettiğimi anlatmaya çalışacağım. Örneğin teknoloji derken neyden bahsediyorum? İşte insan derken neyden bahsediyorum? Tüketim, tüketici derken neyden bahsediyorum? Buna bakacağım. Sonrasında bunların ışığında bugünkü durumumuzla ilgili böyle bir genel bir çerçeve çizmeye çalışacağım. Daha sonra buraya nereden geldiğimize birazcık bakacağım çok kısaca. Ve bütün bunların kesişiminde bugünün ağırlıklı olarak iş dünyasının çerçevesinde teknolojinin gidişatına ve sonuçta bizi nasıl bir dünyanın beklediğine bakacağım. Şimdi bu iş dünyası parametresi önemli. Bu konuya çok atıfta bulunacağım. Çünkü bu toplantının açıklamasında da belirttiğim gibi insanoğlu çok uzun bir süredir, hatta neredeyse varlığına denk bir sürede kendisini yetenekleriyle, maharetiyle, mesleğiyle, becerisiyle tanımlayan bir varlık. Fakat önümüzde bizi bekleyen gelecekte bütün bunların anlam yaratmama ihtimalinin olduğu bir süreçten de bahsediyoruz. Yani bir el becerisinin marangozlukta ihtiyaç haline gelmediği, ameliyatları cerrahların yapmadığı, dişleri diş hekimlerinin doldurmadığı,
ya da kanal tedavilerini yapmadığı, işte tesisat borularını tesisatçıların yenilemediği bir dünyada, personel seçimini insan kaynakları departmanının yapmadığı, zaten biyolojik personelin çok az meslek dalında ihtiyaç haline geldiği bir olası dünyada, olacak demiyorum, olası dünyada insanın anlam arayışı nereye varacak? Birazcık buna bakacağım. Şimdi öncelikle bir ana hatlara bakalım. Mesela ana hatlarda çok değinmek istediğim konulardan biri de şeydi aslında. Mesela bu bugünle çok bağlantılı değil ama bugünü tanımlayan bir kavram. Bilim bir keşif midir yoksa icat mıdır? Bence önemli bir çıkış noktası. Yani bilim var olan bir şeydi de biz onu keşif mi ettik? Yoksa biz bir bilimsel disiplini icat edip bütün dünyayı bu yöntemle mi anlamaya çalıştık? Bu soru aklınızın bir kenarında kalsın. Devamında belki tekrar kulağınızda çınlar. Şimdi teknolojiye baktığımızda teknoloji insan tarafından ve sadece insan için yaratılan ilk dünyevi şey. Yani teknoloji esasında bu dünyadaki en insani şey. Yani dünyada insanlar tarafından geliştirilmiş, sadece insanlar için, yani insan sadece insan adı, insan için değil ama sadece insan adına geliştirilmiş bir olgudan söz ediyoruz. Dolayısıyla çok insani. Burası önemli. Yani teknolojinin bugünkü yaşadığımız kısmi doku uyuşmazlığı, alerjik reaksiyonu bunun insancıl olmaması değil, insanın önceliklerinin farklılaşması ya da teknolojiyi geliştiren insanların hülyaları, arzuları ve korkuları ile ondan faydalananlarınkinin farklı olmasından ötürü. Ve bilim ve teknoloji, şimdi ben bugün yine geçen hafta olduğu gibi felsefeyle ister istemez çok kesişeceğim. Bilim ve teknoloji nihayetinde dünyanın sihrinin bozulmasına yol açmıştır. Yani biz bilim ve teknoloji sayesinde örneğin geceyi gündüze çevirdik, kışı yaza çevirdik, çorak toprağı bir bereket hilaline döndürdük, bir vahaya çevirdik vesaire ve bütün bunlar dünyanın sihrini bozdu. Yani biz o zamana kadar işte yağmurun dua ile olduğuna inanan bir toplumduk. Tanrılara yeterince evlatlarımızı kurban edersek, kanlarını akıtırsak onları mutlu edip bereketin toprakta artacağını düşünen bir toplumduk. Daha sonra yavaş yavaş örneğin ilk başta ne oldu? İşte İskender'in o fetihleriyle birlikte gelişen ve harmanlanan bilgilerle birlikte insanoğlu en başta göğe kaldırdığı kafasıyla astrolojiye hakim oldu. Pardon, astronomiye hakim oldu. Bir de parantez açayım, astroloji demiş ya, astroloji uzun dönem kilise reddettiği için bilim dünyasının çok sahiplendiği bir şey olmuş. Uzun süre insanlar demiş ki kilise bunu reddettiğine göre bu iyi bir şeydir, bu astrolojiyle birazcık kafa yoralım demişler. Neyse, astronomiyle sonra bereketi topladığı, gıdasını topladığı toprakla haşır neşir oldukça bugünkü anlamıyla çok ilkel olsa da dünyanın bazı dengelerinin, bazı döngülerinin olduğunu keşfetmiş ve yavaş yavaş sihir dağılmış. Yani eskiden bir şaman büyücüsünün yetkisi, kudreti ve toplumdaki algısı, örneğin bugün bir dahiliye uzmanının yetkisine ve imtiyazına dönüşmüş durumda. Ve işte bu sihir bozmanın bir başka tercümesi de kaçınılmaz olarak şu: teknoloji insanın Tanrı'ya isyanıdır, başkaldırısıdır, itirazıdır. Tanrı'nın kendisine buyurduğu koşullara yönelik itirazdır. Bunu her zaman böyle dillendiremediği durumda ya da Tanrı kavramının dahi kökenini reddettiği durumda buna doğa diye adlandırmıştır. Yani insanın doğaya ya da daha genel şart şeyiyle, bakış açısıyla insanın kendisine sunulan, içine doğduğu ortama, platforma, şartlara itirazının bir tercümesidir teknoloji, teknik ve bunları sağlayan temel olan bilim. Şeylerin ne olursa olsun, şeylerin bize sunulduğu haline bir isyan. Ve bu yüzden de insanoğlu
bilimle oluşturduğu teknik ve tekniğiyle oluşturduğu teknoloji ve onun araçları sayesinde her şeye düzeltilmesi gereken bir durum olarak bakar. Yani bir şeye bakar der ki bu sandalye ama ben daha güzelini yaparım der. Bu sandalye yeterince ergonomik değil. Yeterince ergonomik ama yeterince şık değil. Hem ergonomik hem şık ama yeterince ekonomik değil. Hem şık hem ergonomik hem ekonomik ama benim istediğim tarzda değil gibi. Bugün dünyada işte milyon tane sandalye tasarımı var. Her biri bir itiraz, bir reddiye ve bir kendini ispat çabası. Neye karşı? Kendinden öncekine karşı. İşte teknoloji de en genel çerçevesinde insanın doğaya, kendi şartlarına olan isyanı. Bu yüzden bu isyan dindirilemediği için, yani tamam sen her şeyin en güzelini yaptın, hadi şimdi rahat et, otur arkana, yemeğini ye diyebilecek bir mercimiz olmadığından dolayı, Tanrı'yı da isyanımızla ötelediğimizden dolayı, öldürdüğümüzden dolayı neye kaldı iş? Bizim tatminsizliğimize kaldı. Telefon çıktı, 8 çekirdek ama seneye 9 çekirdeklisi çıkacak. 9 çekirdeklisiyle daha güzel şeyler yapacağız. Herhangi birimizin bir talebi var mı 9 çekirdekli, 12 çekirdekli işlemcili telefona? Yok. Ama çıktığında bizim ihtiyacımız haline gelecek, bizim arzumuz haline gelecek. Teknolojinin beslendiği bir döngü bu. Ve insanoğlu bu kadar büyük, bu kadar kendi boyunu aşan bir şeye cüret edince bunun ceremesiyle yüzleşiyoruz şu anda. Yani bugünkü problemlerimizin temelinde sırf bir kapris, bir çekememezlik, bir reddiye, çocuksu bir itirazdan doğan bir şeyleri daha iyi yapma çabasının yıkıcı hale gelmesiyle karşı karşıyayız. Yani şöyle düşünün, bugün mesela bir sosyal ağın makam mevki sahibi birisi bir şeye karar verdiğinde aşağı yukarı 1 milyar insanın hayatına etki ediyor. Böyle bir şey tarihte yok. Yani bir insanın hiçbir esasında şeye bağlı, bağımlı ve hesap verebilir durumda olmadığı, bildiğimiz geleneksel anlamıyla olmadığı bir düzende bir gün sabah kalkıp aldığı bir kararla, yani çok abartıyorum ama 1 milyar insanı etkileyebildiği bir düzen yok. Yani böyle siyasi sistemler bile yok. Yani bugün dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip işte ülkelerine bakın, mesela Çin deseniz orada da bir iyi kötü parlamenter sistem var. Diğer en kalabalık ülke Hindistan, dünyanın en büyük demokrasisi. Yani bunlar sadece teknolojinin sunabildiği imkanlar. Öyle kendi kafanıza göre yapamıyorsunuz. Ve ne yaptık tarihçiye baktığımızda? Örneğin öncelikle tarım ile toprağı ehlileştirdik. Yani tarım ile biz artık günümüzü geçireceğimiz gıdaya olan ihtiyacımız için doğaya çıkıp avlanmak zorunda kalmadık. Avlandığımızı o gün yiyip bitirmek zorunda kalmadık. Çünkü buzdolabımız yoktu, değil mi? Ve dünyanın en önemli ve insanlık tarihini en fazla açık ara etki eden teknolojisi olan buzdolabının neden böyle olduğunun bir göstergesi. Avlanmaya, toplamaya, depolamaya ihtiyacımız kalmayınca, topraktan mahsul alınca ne oldu? Biz toprağı ehlileştirdik ama toprak da bizi ehlileştirdi. Toprak bize bağlandı, biz de toprağa bağlandık. İşte teknolojiyle de aynen böyle bir ilişkiye sahibiz. Yani teknoloji ile ehlileştirdiğimiz bazı şeyler var. Ama kaçınılmaz olarak teknoloji de bizi ehlileştirdi. Amerikan düşünür ve yazar Henry David Thoreau'nun sevdiğim bir sözü var. Diyor ki insanlar araçlarının araçları haline geldi diyor. 1800'lerde söylüyor bunu, düşünün. Bir de bugünleri görseydi kim bilir neler olacaktı. İşte teknolojiyle böylesine bir ilişki var. Ve teknolojiyle olan ilişkimizde doğaya olan isyanımızın tersine sürekli bizde şöyle bir duygu var. Bunu fark ediyorsunuzdur mutlaka. Teknolojiye sürekli uyum sağlamamız, ihtiyaç duyduğu şartları ona sunmamız ve onun isteklerine riayet etmemiz gereken bir üst kavram olarak bakıyoruz. Mesela bilgisayarımızda, telefonumuzda bir şeyler ters gittiğinde hemen suçu kendimizde arıyoruz. Beceriksizlikle suçlanıyoruz. Mesela onun herhangi bir kusuru olduğuna inandırılmamız çok zor. Sürekli olarak
suçu kendimizde buluyoruz. İşte bir istediğimiz şeyin sonucunu alamadığımızda kendi kabahatlerimizi arıyoruz. Teknolojinin yanlış kurgulandığını ya da bizimle olan iletişiminin bozuk, parazitli olduğunu ihtimaller dahilinde hiçbir zaman tutmuyoruz ne yazık ki. Francis Bacon'ın bir sözü var. Bir açılışta da bahsettiğim kavramlardan birinde atfen bence anlamlı. Diyor ki Francis Bacon, bugünün modern insanı, tabii Francis Bacon'ın bugünü bundan yüzyıllar öncesine denk geliyor malum. Diyor ki bugünün modern insanı bilim ve bilim adamı karşısında eski toplumlardaki büyü ve büyücü karşısındaki kadar çaresiz ve hipnotize olmuştur diyor. Yani bugün bilim modern dünyanın dini haline gelmiştir ve bugünün bilimcileri her ne şapka altında kendilerini temsil ediyorlarsa etsinler, ruhani bir kutsanmışlık ve dokunulmazlık zırhıyla, bir imtiyazla, bir ayrıcalıkla teçhizatlandırılmış durumdalar. Bunu bu gözle bir etrafınıza bakıp gözlemlerseniz çok göreceksiniz. Bilimin sorgulanması bugünün en büyük tabusu. Oysa bizzat bilim temelinde neyi baz alır? Bilim bir iddia ortaya koyar. Daha doğrusu şöyle, bilimci bir iddia ortaya koyar. Bu iddiasını deneylerle her zaman ve koşulda sabitler, kesinleştirir ve bunu bir teze çevirir. Sonra başka bir bilimci der ki, ya sen böyle dedin, evet bu deneyde de bunu ispatladın. Ama bak bunları ihmal ettin. Aslında bu böyle ve bu deneyi böyle yapsan, böyle şartlarda düzenlesen böyle olacaktı. Yani bilim bir disiplin ve pratik olarak kendisini sürekli olarak yalanlamaya teşne bir yapı olmasına rağmen bugün bilimin temsilcileri ve bilimin buyrukları, bu koronavirüs döneminde de çok yaşadık malum, tartışılmaz bir kesinlikle önümüze çıkıyor. Ve bunların arasındaki çelişkileri de algılamakta zorlanıyoruz. Yani iki bilimci çıkıyor karşımıza, örneğin iki virolog çıkıyor, iki virüs uzmanı çıkıyor, hayatını buna vakfetmiş, bir konuyla ilgili taban tabana zıt iki farklı açıklamada bulunuyor. Ve biz kafa karışıklığıyla kalkıyoruz ekranların ya da salonların ya da işte okuduğumuz şeylerin başından. Çünkü insan kesinlik istiyor. Yani böyle muğlak bir ilişki gibi, hani daha ikinci gününde bunun adını koyalım, evlenecek miyiz, işte annenle tanıştıracak mısın telaşı, kaygısı neden? Çünkü kesinlik istiyor. Yani ne bu, bunun bir adını koyalım değil mi? Bir işe başlar başlamaz, daha başlamadan insan kaynakları oturumunda ne deniyor? İşte ne zaman terfi edeceğim? Ya dur, daha işe girmedin ama insan kesinlik istiyor. Ve bilimin bu muğlaklığı kendisinin iddiasıyla çelişiyor. Şimdi sizlere benim için çok önemli bir Alman düşünürden bahsedeceğim. 19. yüzyılın çok önemli figürlerinden. Martin Heidegger. Şimdi Martin Heidegger teknolojinin bu hani işlemci sayısı, bellek miktarı, yok frekans hızı gibi konularının dışındaki her şeyde karşınıza kaçınılmaz olarak çıkacak birkaç isimden biri. İşte Bertrand Russell, işte Heidegger vesaire. Şimdi ben de kabaca bir çerçeve çizmeye çalışacağım onların ışığında. Şimdi teknoloji Heidegger'e göre insanın gerçeği açığa çıkarma aracı, yöntemi ve sebebi. Aracı, yöntemi ve sebebi. Yani teknoloji ile aslında yapmaya çalıştığımız hakikati, gerçeği, bilgiyi ortaya çıkarma. Biz bunun peşindeyiz. Örneğin sıcaklığı ölçmek istiyoruz, bilmek istiyoruz. Neden bilmek istiyoruz? Elbette ki antik Yunan düşünce tarihinden bu yana söylendiği gibi insanoğlu doğası gereği bilmek ister. Yani insan bir merak makinesidir ve öğrenmek ister, bilmek ister. Ama bilmeyi içgüdüsel olarak ister iken öğrenmeyi öğrenir. Yani bilmek insanın içgüdüsüdür, bilmeye yönelik merak, öğrenmek ise öğrenilen bir şeydir. Ve teknoloji bizim bu meraktan beslenen öğrenme arayışımızda bizi bilgilendiren bir araç. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Yani teknolojiyi bir barometre, termometre, bir saat gibi anladınız, algılarsak işlerimiz çok kolay. Ama öte yandan bir adım öteye geçip bugüne baktığımızda
Teknoloji bizim yönlendirme gücümüzü yönlendirir ve hükmetme gücümüze hükmeder. Yani bizim yönlendirme arzumuz ve ihtirasımız da bir noktadan sonra o bizi yönlendirmeye başlar. Bizim hükmetme arzumuz da onun kullandığımızda aynen Yüzüklerin Efendisi'ndeki o meşhum yüzük gibi onun şehvetiyle parmağımıza geçirdiğimiz anda bize vaadini sunmakla birlikte bizi insanlığımızdan uzaklaştırır, bizi o gücün sarhoşu haline getirir. Ve teknolojinin güç ihtiyacı ve ihtirasının sonu yoktur. Bu da çok önemli bir detay. Hükmetmek ister teknoloji ve her şeyi kendine çeker. Bir kara delik gibi, o kara delik animasyonları gibi, bir girdap gibi, bir hortum vakası gibi doğadaki. Ve ondan kurtulmaya çalıştıkça içine çekilirsiniz. Yani teknolojiden kaçamazsınız. Örneğin işte geçen haftadan atfen ben artık WhatsApp kullanmak istemiyorum dersiniz. Etrafınızdaki herkes size her şeyi WhatsApp'tan sorma ve oradan isteme eğilimindedir. Kurye gelir WhatsApp'tan konum ister size. Yani sizin bireysel kararlarınız teknoloji dünyasında ve toplumunda giderek anlamsızlaşmaya, soluklaşmaya başlar. Ve bu çabanın nihayetinde bizzat insan da dönüşür. Çünkü teknoloji doğası gereği bütün her şeyi bir ham maddeye dönüştürür. Yani teknoloji için her şey bir cephanedir, bir malzemedir. Örneğin bir kalabalık görür, teknoloji onu ölçmek ister. Kaç kişi var? Ne kadar bilmem ne yapıyorlar, bunların içinde kaçı kaç, kaçı ne, kaçı erkek, kaçı kadın, işte bir oda görür, o odanın metrekaresini, hacmini hesaplar, ısısını hesaplar, o odayı iklimlendirmek için gereken enerji miktarını hesaplar vesaire. Her şey veridir, her şey teknoloji için ham maddedir ve nihayetinde bu yutuculuğundan dolayı en sonunda bu mekanizmanın içinde yerini alan insan da onun bir parçası haline geldiği için teknolojinin gücüyle karşısına çıkan her şeyi şekillendirme yolunda insan da bir ham maddeye dönüşür. Yani teknolojinin gözünde insan bir ham maddedir. İnsan bir, yani ham maddeden kastımı anlıyorsunuz değil mi? Arzu için, ortaya çıkartılmak istenen şey için temel bir yapı taşı bloğu haline gelir. Bir tuğla haline gelir o duvar için. İşte o soba için kömüre dönüşür insan. İnsan kaynakları diye bir şey var. Bunu düşündünüz mü acaba yeterince? Neden insan kaynakları diye bir şey var? Neden teknolojiyle bu iş buraya dönüştü? Eskiden personel müdürü vardı, değil mi? Personel müdürü neden insan kaynaklarına dönüştü? Değil mi? Müessese müdürü neden işte CXO'ya dönüştü falan, birazdan bunlara geleceğiz. Ama insan kaynakları dediğimiz şey de tam bunun mahsulü işte. Yani insanın ham maddeye dönüştüğü bir toplumda kaçınılmaz olarak bir kaynaktır insan ve kaynak olarak değerlendirilmek zorundadır. Ve bu yüzden işte teknoloji bu gücüyle karşısına çıkan her şeyi ve her kişiyi şekillendirmek ve kendi mekanizması için anlamlı, yararlı hale getirmeye çalışmaktadır. Ve bu kaçınılmaz bir gerçek. Ve bugünkü konumuza gelirsek, şimdi modernizmin, yine belki Heidegger'e de atıfla baktığımızda, modernizmin insanı sürüklediği nihilizmden tek kaçış yolu varlık amacını bulmak. Yani bu dünyada düşünün ki işte bu kadar pasif olduğumuz bir dünyadayız. Bu kadar çaresiz gibi görünüyoruz, akıntıya kapılmış bir kütük gibi ya da rüzgarda savrulan yaprak gibiyiz sonbaharda ve bireysel olarak kendi gücümüzü çok sorguluyoruz ve bir varlık amacına ihtiyacımız var ama o ne olacak, işte bunun peşindeyiz. İşte bu yüzden belki merhum bilimci Stephen Hawking'in meşhur bir sözü var ya, diyor ki yapay zeka insanın tarihte başına gelmiş ya en iyi şey ya en kötü şey olacak. Ama hangisi olacak şu an bilemiyoruz diyor. Göremeden de hayatını kaybetti malum. Fakat bu parantezde ben birazdan ileride zaman kalırsa gireceğim ama esas korkumuz yapay zeka değil. Genel yapay zeka. Yani biz Garry Kasparov'u satrançta yenen yapay zekadan korkmuyoruz. Biz mesela Garry Kasparov'u satrançta yenen, en iyi yaprak dolmayı saran
ve en iyi tumbayı çalan yapay zekadan, yani genel yapay zekadan üstüne oturduğu her şeyi, kollarını sıvayıp başına geçtiği her şeyi büyük bir marifetle, maharetle ve bizim yetişemeyeceğimiz kusursuzlukta yapacak yapay zekadan korkuyoruz. Hani o bu Ayhan Sicimoğlu için yazılan Mazhar Fuat Özkan'ın şarkısı vardı ya, peki peki anladık, en güzel şarkıyı sen çaldın, en güzel tumbayı sen çaldın bilmem ne, ya yani öyle bir yapay zekadan korkuyoruz. Ayhan Sicimoğlu zekasından korkuyoruz biz veya cüretinden, iddiasından. Şimdi bütün bunlarla neyi tamamladık? Teknoloji dediğim şeyden neyi kastettiğimi anladık. Yani ben burada teknoloji derken efendim Apple'mış, işte Google'mış falan, bunlardan söz etmiyorum. Bunların altındaki ve üstündeki, bunun cevherindeki ve ambalajındaki o pek de bakınca göremediğimiz kavramdan söz etmeye çalışıyorum. Ve bugünkü duruma bakalım. Ve bugünkü durumu en makro ölçekte bakalım. Şimdi mitolojik veya teolojik referanslara tekrar döndüğümüzde, cennetten dünyaya sürülmüş bir varlığız, bir türüz, bir canlı türüyüz, bir yaşam formuyuz ve kendimize verilen ilk cezadan itibaren, neydi o ceza hatırlayalım, cennetten sürülürken Tanrı insanı neyle, Adem ve Havva'yı neyle cezalandırmıştı? Havva'ya acılar içinde doğum yapma, Adem'e ekmeğini taştan çıkarma, çalışarak kazanma cezası vermişti. Çok önemli değil mi bu iki referans? Kadınlar epidural anesteziyle falan olayı kurtardılar bir şekilde, ama hala kadınıyla erkeğiyle ekmeğimizi taştan çıkarma cezasını paylaşıyoruz. Şimdi bu ilk cezamızın ardından bu sürüldüğümüz dünyada anlam kazanma yoluna gitmişiz. Neyle? Mesleğimizle. Bakın ilk, daha dünyadaki ilk cinayet, Adem ile Havva'nın evlatları Habil ile Kabil tarafından işlenmiş kardeş katliamı. Belki de kaçınılmaz, yani başka kim, belki annesini babasını öldürebilirdi ama neyse, kardeş kardeşi öldürmüş. Habil ve Kabil arasındaki mücadele neyden doğmuş? Birisi hayvancı, birisi çiftçi. Tanrı'ya birisi kuzusunu ikram ediyor, birisi sebzesini, meyvesini ikram ediyor. Tanrı kuzuyu tercih ediyor. Mesela ben de tercihimi kuzudan yana yapardım yani. Ve sonra kıskanıyor, öldürüyor kardeşini. Seni daha çok sevdiler diye. Şimdi bakın, burada bile meslekler var. Burada bile maharetler, yetenekler var. Kendisini bir ispat çabası var. İlk insanlardan söz ediyoruz, dünyaya inmiş ilk insanlardan. Yaşam bize sürekli olarak bir şey olmayı dayatıyor. Sürekli bir şey olmak zorundayız. Sürekli bu tehdit ile büyütülüyoruz. İşte okumazsan bilmem ne olur. Şu okula girmezsen bilmem ne olur. Girdik o okula, olamıyoruz. Niye? Şurada bir tanıdığımız var, şuna bir şey yapamıyor. Onu o tanıdığı oldu, olmadı. O işe girdik, mutlu muyuz? Değiliz. Vesaire vesaire. Yaşam bize sürekli bir şey olmayı dayatır. Ve en acısı ne biliyor musunuz? Karşılığında hiçbir şey vaat etmez. Yani yaşam bize hiçbir garanti vermeden bizden sürekli taleplerde bulunur. İşte bu çabadaki motivasyon kaynağımız da tamamen bizim hüsn-i zannımız. Yani iyi niyetimiz. Yani biz diyoruz ki çok iyi eğitim alırsak, kendimizi çok iyi yetiştirirsek falanca yerde, mesela toplumda çok iyi bir role sahip olabiliriz. Keşke öyle olsaydı. Keşke o kadar basit olsaydı. Keşke o kadar her şey adil olsaydı. Böyle de değil. Ama bu yarışı bırakabiliyor muyuz? Hayır. Neden? Çünkü biz bir emek dünyası yarattık ve insanları emeği ile değerlendiriyoruz. Bakın dinler dahi çalışmayı salık veriyor. Eylemsizliği kınıyor mesela, engelliyor. Ne diyor? İşte tamam, bir mesela işte Musa'nın 10 emrinden yola çıkarsak, Museviliğe baksak bile, tamam bir günü dinlen diyor ama mesela o bir gün hiçbir şey yapma ama diğer 6 gün çalış diyor. Yani herkes yaradan da, müdür de, şef de, anne de, baba da, herkes herkese çalışmayı salık veriyor. Değil mi? Emeksiz bir dünyanın yeni sınıflarını ve parametrelerini ne oluşturacak hiçbirimizin bir fikri yok. Yani bu konuda mesela Hannah Arendt'in çok ilginç görüşleri var. Mesela diyor ki o işte her şeyiyle
mesleğiyle, eğitimiyle kendini var etmiş, toplumda yer kazanmış insanların elinden maharetlerinin anlamını, diplomalarının açacağı kapıları, gücü alırsanız o insanlar büyük bir boşluğa, depresyona düşerler diyor. Hannah Arendt'in o bu bahsi uzun uzun yaptığı kitabı en sonunda tavsiye listemde paylaşacağım. Onun için şimdi çok detaylarına girmiyorum ama hani bugünün dünyasında hepimiz kendi yaşamımıza bakalım. Bugünün dünyasında insan nedir? Devleti için bir TC kimlik numarasıdır. Şirketi için bir SGK sicil kaydıdır. Ya da mizan defterindeki bir maliyet kalemidir. Bir masraf kalemidir. Bir dijital hizmet için mesela, örneğin Zoom için biz şu anda veri tabanındaki bir satırdan ibaretiz. Bizim ismimiz yok, cismimiz yok, işte efendim arzularımız yok, hülyalarımız yok. İşte bu mesela toplumsal ölçekte, örneğin siyasete kendisini nasıl tercüme ediyor? Demokrasinin seçime, vatandaşın seçmene, temsiliyetin de oy kullanmaya indirgenmesine yol açıyor. Bunlar bir tesadüf değil. Yani işte bugün mesela Türkiye'de de çok karşılaştığımız işte milli iradenin tezahürü falan söylemleri ve bu yöntemin kullanılış biçimi tesadüf değil. Bütün bunların altında teknolojinin kurguladığı dünyanın zihinlerimizin tortusunda bıraktığı izler var. Teknoloji böyle çalıştığı için bütün sistemlerimizi de böyle kuruyoruz. Peki buraya nereden geldik? Şimdi böyle cennetten kovuluşla başladık ama iş esasında bugünkü yapısını o kadar eskiden gelmedi. Şimdi bugün bu konuşmayı yaparkenki argümanlarımızın sebebi olan duruma biz şüphesiz hepinizin malumu olduğu üzere sanayi devrimiyle geldik. Yani sanayi devrimini yani nasıl anlatalım? Makine, mekanik cihazları insanoğlu çok eski çağlardan beri kullanıyordu malum. Av için, işte tarım için ya da evindeki ihtiyaçlar için, yaşamındaki ihtiyaçlar için ama sanayi devrimindeki makineleşme buharın gücüyle insanın ya da bir hayvanın yani biyolojik güce ihtiyaç duymadan bir şeyler yapmanın kapısını araladı. Neyle başladı? Örneğin sanayi devrimini ilk makinelerini inceledim. Hatta ilk seriler olmasa bile ilk serilere yakınını bir gün yolunuz Londra'ya düşerse British Museum'un yanında çok meşhur muhteşem bir müze var. Science Museum, bilim müzesi, ücretsiz bir müze. İnşallah herkesin görme fırsatı olur. O müzede sanayi devriminin, ya malum İngiltere'de başlayan bir süreç bu, sonra Amerika'ya yayılan ilk makineleri var. İşte o devasa makinelerin performanslarını araştırmıştım. Mesela ilk makineler bir işçiyle 8 kadının dokuma da yaptığı işi yapabilir hale geliyor. Yani ilk tekstil makineleri bir makine ve bir işçiyle, başında çalışan bir işçiyle 8 kişinin işini yapıyor. 19. yüzyılın sonuna geldiğimizde aynı makine 1000 kişinin işini yapar hale geliyor. 1000! Düşünün bunu. Nüfus artıyor, ihtiyaçlar artıyor ama makinelerin kapasitesi çok daha fazla artıyor. İnsana duyduğu ihtiyaç da çok daha hızlı ve misliyle azalıyor. Şimdi sanayi devrimiyle üretim kabiliyeti hayal edilmedik ve daha da önemlisi talep edilmedik bir seviyeye gelince yani o kadar çok şeyi üretebildik ki böyle bir hayalimiz yoktu. O kadar çok şeyi ürettik ki bu kadar şeye ihtiyacımız yoktu. Böyle bir seviyeye gelince işte ortaya ne çıktı? Pazarlama dediğimiz sanat çıktı. Yani bizim Next Academy'de öğrencilerimize aktarmaya, bugünün teknikleriyle neye dönüştüğünü anlatmaya çalıştığımız pazarlama sanatı çıktı. Dolayısıyla bir ihtiyaç yaratma, dolayısıyla Noam Chomsky'den ödünç alalım o terimi de rıza imalatı gibi zorunluluklar çıktı. Bu da kaçınılmaz olarak yeni uzmanlıklar, yeni meslekler yarattı. Yani bugünkü mesleklerimizin ve organizasyon şemalarımızın çoğu birkaç kuşak önce ismen dahi yoktu. Bugün kartvizitinizde yazan şeyin iki kuşak önce karşılığı yoktu. Düşünün, bugün arzumuza dönüştü. Ve gelelim nihayetinde iş dünyasına. Bakın Heidegger der ki teknoloji sayesinde bütün zaman ve mekanda bütün mesafeler kısalır der. Zamanda ve mekanda bütün mesafeler kısalır. Yani
Teknoloji her şeyi daha konsantre, daha birbiriyle iç içe, daha homojen hale getirmeye meyillidir. Ve dünyada sadece tek bir pazara değil, aynı zamanda tek bir yetenek havuzuna ve üretim atölyesine dönüşüyor bugünün şartlarına baktığımızda. Yani işte pandemi koşullarından söz edelim, yaşadığımız günlerden bahsedelim. İstanbul'da bugün, daha doğrusu Türkiye'de bugün en zor bulabileceğiniz şeylerden biri yazılımcı. Çünkü yazılımcıların çoğu internetten yurt dışında euro ve dolarla gelir elde edebilecekleri projelere çalışıyorlar. İnternet üzerinden hiç görmedikleri, belki vize için başvursa vize alamayacağı ülkelerin şirketlerine çalışarak yazılım ihracatı yapıyorlar yani bir anlamda. Bunu sadece bir dış kaynak hizmeti, outsourcing gibi görmeyelim. Çok başka bir parametre çünkü. Şimdi iş dünyasının pek çok kavramı ve ölçüm metodu ilginç bir detay, konuşulmayan bir detay, pek de bilinmeyen bir detay. Kölelik ve sömürge düzeninde kurgulanmıştır. Özellikle Amerika'daki kölelik döneminde, mesela örneğin amortisman kavramı kölelikle başlamıştır. Orada icat edilmiştir. İlk kullanımı odur. Amortisman kavramı kölelerin çalışma süresiyle kişi başı üretim kapasiteleri'deki ilişki adına ortaya çıkmıştır. Yani bugün hala kullandığımız muhasebenin temel taşı olan, maliyetlendirmenin temel taşı olan amortisman, yani yıpranma payı, kölenin yıpranma payıdır. Bugün maddeler, mallar için kullanıyoruz. Başka isimlerle, mesela performans endeksi gibi daha cicili bicili isimlerle de modern iş yaşamındaki köle demek istemiyorum ama çalışanlarımız için kullanıyoruz. Oysa bakın, bu bir kölelik terimi. Size bununla ilgili Harvard Üniversitesi'nden bir akademisyenin çok güzel bir kitabı var. Sonunda tavsiye edeceğim. Veya işte ne bileyim, şimdi ikircikli böyle tehlikeli konulara da girmiş olmayalım ama iş dünyasının bugün işte temel yapı taşlarından, bileşenlerinden SAP, SAP ya da nasıl derseniz, Nazi Almanya'sında toplama kamplarındaki kayıtları tutmak için geliştirilmiştir. Hani Çingeneleri, Yahudileri, eşcinselleri vesaire, bunların veri tabanını daha iyi tutabilmek için ve bununla ilgili donanımı IBM geliştirmiştir. İşte bununla ilgili kimyasal teknolojik çözümleri Bayer geliştirmiştir vesaire. Bugün bunları hiç konuşuyor muyuz mesela? Konuşmuyoruz. Ama bütün bunların arkasında konuşmadığımız, etmediğimiz bazı şeyler var ve kendi felsefeleriyle ilgili çok ipuçları veriyor. Bakın, bugünün çalışma düzeninde hızla evrenselleşen organizasyon şemaları var mesela, değil mi? İnsan kaynakları bununla ilgili çalışıyor. İşte kutucuklar, noktalılar, ben şuna bağlayayım, ben buna rapor ediyorum falan, böyle laflar var. Rapor ediyorum. Ne rapor ediyor bilmiyorum. Ben daha bir rapor ettiğini görmedim. Mesela giriyor, işte patron şunu şöyle yapalım, böyle ya yapın diyor. Mesela bunu rapor etmek oluyor. Neyse. Bu organizasyon şemalarının hepsi askeri organizasyon şemaları. Ya bu hani basit bir Wikipedia aramasında bile karşınıza çıkıyor. Bunları çıkartan meşhur bir Amerikalı subay. Şu an adı aklımda değil. Ararsanız çok bulursunuz çok kolaylıkla. İş dünyasına adım atıyor ve bir bakıyor ki iş dünyası böyle kendi başına saldım çayıra mevlam kayıra, on dönüm bostan yan gel Osman rahatlığında iş yapıyor. Diyor ki böyle olur mu ya diyor, disiplinli olun biraz diyor. Organizasyon şeması çıkarıyor, kim kime bağlı, kim kimden yetki alıyor falan. Ve bakın buradan ne çıkıyor ortaya? Officer çıkıyor, officer. Officer ne? Subay ya, subay. Chief Executive Officer. Hani şu Türklerin CEO dediği. Nedir officer? Chief Officer, subay. Askeri terimler bunlar hep ve teknolojiyle birlikte esasında iş dünyasına tercüme edilmiş kavramlar. Yani iş dünyasına hayırlı evlatlar yetiştirmek için kurulan ve sanayi devrimiyle bugünkü şeklini alan eğitim dediğimiz şey dahi fabrika düzenine yönelik çocuklarımızı alıştırmak için kurgulanmıştır aslında. Ne vardır? Üniforma vardır. Neden? Çünkü işçiler üniforma giyecektir. Zil vardır. Neden? Mesai zille başlayacaktır. Öğle teneffüsü vardır. Neden? Çünkü fabrikada öğle tatili olacaktır. Öğretmen karşılarına geçer, bir şey buyurur, öğrenciler dinler. Neden? Çünkü fabrikada şefi, müdürü, neyse ustabaşı onun karşısına geçip öyle davranacaktır vesaire. Bakın, Henry Ford ile özdeşleştirilen Ford
otomotiv şirketinin kurucusu Henry Ford ile özdeşleştirilen ama tarihsel gerçeklikte onun teorisi olmayan bant teorisi vardır. Bant üretim modeli. Yani Henry Ford bunu modellemiş ve kusursuzlaştırmıştır. Şöyle anlatalım, hani bilmeyenler için, bilmeyen vardır belki. Biz anlatmış olalım. Der ki o zamanlar binlerce otomotiv markası var Amerika'da dahi. Ve hepsi bir ustanın girişimi. Ve o usta ölünce ya da başka bir firmaya geçince o şirket de çöküyor. Henry Ford diyor ki ya bu iş böyle olmaz. Ne yapalım? Biz ustaya ihtiyaç duymayan bir model kuralım. Yani kimsenin bir ustalığa ihtiyaç duymasa herkes bir işi yapsın. Sen şu vidayı sık, sen şu kabloyu tak, sen şu ampulü bağla, sen şunu sık, sen bunu boya. Bitti. Başka bir şey yapma. Dolayısıyla herkes replaceable, herkes değiştirilebilir, ikame edilebilir hale gelmiştir. O diyelim ki ayrıldı mı? Onun yerine birini koy. Herkes vida sıkmayı becerebilir. Herkes bir otomobil yapmayı beceremez ama herkes vida sıkmayı becerebilir. Şimdi Henry Ford ile özdeşleşen, sonra Fordizm diye ayrı bir akımla aslında daha da kendisine has hale gelen şeyin ilhamını nereden almıştır Henry Ford? Bunun hiç tarihçesini incelediniz mi bilmiyorum. Bununla ilgili çok güzel bir kitap okudum. Onu da sonunda tavsiye edeceğim. Mezbaha, Chicago mezbahasını gezdikten sonra bu fikri almıştır. Ya mezbahada hayvanların nasıl kesildiğini ve kasapların o hayvanları her adımda nasıl kendi payına düşen şekilde kıydığını görünce mezbahadan yola çıkarak bu modeli uygulamıştır. Bugünkü ofis dünyasında beyaz yakanın kullandığı departman sisteminin mucidi de pek bilinmez ama Henry Ford'dur. Esas Henry Ford'un mucidi olduğu şey odur. Yani nihayetinde süreç bir dijital darvinizmdir. Dijital darvinizm de nedir? Özetle şudur. Dünyamızda dijitalleşebilen her şey kaçınılmaz olarak dijitalleşecek. Bu şu anlama gelmiyor elbette. Dijitalleşen var olacak, dijitalleşemeyen yok olacak anlamına şüphesiz gelmiyor. Ama dijital darvinizmden kasıt bu. Mümkün olan her şey dijitale tercüme edilecek. İşte tam burada sanayi devriminin çok önemli bir düşünürüne mecburen atıf yapmak zorundayız. Karl Marx'a. Şimdi Karl Marx'ın en önemli teorisi nedir? öyle demeyeyim. Karl Marx'ın benim için en önemli teorisi nedir diye merak edecek olursanız, son 1,5 yılımı fena halde kafaya takarak geçirdiğim yabancılaşma, alienation kavramı. Yabancılaşma neyi anlatır? Der ki, bugünün mekanize, yani makinalaşmış, otomasyona tabi tutulmuş kapitalizmin ile ilerleyen toplumlar kaçınılmaz olarak bu toplumların içindeki insanlar önce işlerine, yaptığı işe, sonra mesleğine, sonra kendisine ve nihayetinde dünyasına yabancılaşır diyor. Yani siz bir otomotiv fabrikasındasınız ve işiniz sağ farın vidasını sıkmak. Otomobil geldi banttan sıktın, geldi sıktın, geldi sıktın. Bir noktadan sonra şunu der insan, ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Ve niye ben bunu yapıyorum? Veya ben bunu niye yapıyorum? Ve ben hayatım boyunca bunu mu yapacağım? Ve bu bana keyif veriyor mu? Ve bu bir meslek mi? Ve bunun geleceği var mı gibi milyar tane soru. Hepimiz yaptığımız işe yabancıyız. Bundan 200 yıl önce şu üstümdeki kazağı ya annem dikmiş, annem örmüş olacaktı ya eşim örmüş olacaktı. Ya da çok soylu biriysem bir terzi bunu dikmiş, örmüş olacaktı. Bugün üstümdeki bu kazağın kim tarafından üretildiğini bilmiyorum. Etiketine baksaydım keşke. Çok da eski bir kazak. Eskiden bunu diken, ören annem, rahmetli anneannem ve halen yaşamakta olan kulakları çınlasın annem bana bir şeyler örerdi.
böyle haftalarca o orlonlarla boğuşup arada bir üstüme tutardı, çaktırmadan gururla bakardı, dikerdi, ederdi ve ben çok keyifli giyerdim. Anneannem bana kravat bile örmüştü dantel ipiyle, çok da hoştu ve onunla gurur duyardı ve ben de ona baktığımda annem ve anneannemle gururlanırdım, teşekkür ederdim, minnettar olurdum. Ben bu kazağı kimin ürettiğini bilmiyorum. Bunu üreten birisi de yok zaten. Bununla ilgili buna eli değen en az 40-50 kişi vardır. Ve kim bilir dünyanın hangi tarafında ve kim bilir hangisi biliyordu hangi marka için ürettiğini, etiketi üstüne basılana kadar. Ve ben aynen bana bunu satan tezgahtar gibi bununla ilgili hiçbir bilgi sahibi olmadan bunu satın aldım ve giyiyorum belki 10-15 yıldır. Düşünebiliyor musunuz? Ben buna yabancıyım. Ben bu kazağa yabancıyım. Bu kazağı üreten kazağa yabancı, bu kazağı bana satan firmada çalışan da firmasına yabancı. Bu kazakla ilgili bir şikayetim olduğunda gittiğimde bodrum katta asgari maaşla çalışan bir müşteri hizmetleri görevlisi bunu alıp bir form doldurup yerini bile bilmediği, ziyaret bile etmediği, adını bile duymadığı birilerine havale ediyor şirkette. Hepimiz her şeye yabancıyız. Bizim elimizden İşimizle, mesleğimizle ve emeğimizle gurur duyma hakkı alınmıştır. Bugünün kaçınılmaz teknolojiyle bezenmiş üretim toplumunda. İşte yabancılaşmadan kasıt bu. Hepimiz her şeye yabancıyız. Hiçbir şeyi bilmiyoruz. Bugünün iş dünyası da buradan yola çıkarak teknolojiyi sürekli bir sopa olarak kullanıp yabancılaşmış iş gücünü otomasyon tehdidiyle sürekli aza tamah etmeye ve sürekli tedirgin olmaya ve hakkını aramak yerine başkasının hakkına göz koymaya zorluyor. Yani pırıl pırıl insanların, bakın hepimiz ana kuzusuyuz, baba kuzusuyuz. Hepimiz doğru düzgün insanların elinde çok özene bezene yetiştirildik. Bizler için çok emek sarf edildi. Yemediler, yedirdiler. İçmediler, içirdiler. Annelerimiz, babalarımız, bütün Türk aileleri gibi neredeyse kendi hayatlarını ertelediler. Kendi hayatlarını feda ettiler. Vazgeçtiler. Bizler daha iyi bir eğitim alalım, bu topluma, bu toplumda bir yer edinelim ve faydalı olalım diye. Ama bakın bu pırıl pırıl üzerine titrenmiş, dualar okunmuş, üflenmiş insanların girdiği şirketlerde dönüştüğü şekillere bakın. Hepsinin içinden kurt adamlar, kurt kadınlar çıkıyor. Zombiye dönüşüyorlar. Nasıl oluyor? Nasıl canavarlaşıyor bu güzelim insanlar şirketlere girer girmez? İşte bu düzen yüzünden oluyor kaçınılmaz olarak. Yani bugünün insanı yaşadığı dünyaya yabancı, hiçbir şeyin arka planını bilmiyor. İmalathaneleri dahi TikTok paylaşımlarından görerek hayret ediyor. Geçen gün bir döner işletmesinden TikTok çekmişler. Döner imalathanesi. Ay böyle mi üretiliyor? Ben bir daha almayacağım. Ulan nasıl üretiliyor zannediyordun? Gerizekalı. Gayet de güzel üretiliyor orada. Ben seni esas götüreyim birkaç yere de gör bakalım. Ben işim konuşmacılık, bir sürü şirkette konuşuyorum. Ya bir gıda şirketinde konuştum. Onun öncesindeki briefte bana şunu söylendi. Türkiye'de 12 tane süt girişi olmayan peynir fabrikası var ya. Peynir fabrikası, süt girişi yok. Böyle bir ülkedeyiz. Yani biz her şeye yabancıyız. Yani ambalaj ve raf pratiği, ambalaj ve raf gerçekliği yüzünden hakikatle aramızdaki bütün bağ koptu, bütün süreçlerden uzaklaştık. Yani Soylent Green diye bir film var. Sonunda film tavsiyelerini de vereceğim. Lütfen bu gözle bir daha izleyin. Bugünün dünyasını bundan daha iyi anlatan ben kendi en azından bu hayatımda bir film izlemedim. Yani bugünün dünyası her şeyi ambalajlanmış cicili bicili raflardan aldığından dolayı arka planından uzak, bilmiyor. Ve sonuca gelecek olursak, ben bir saatte toparlamayı düşünüyordum. 10 dakikada toparlayacağım inşallah. Bütün bunların ışığında bir güncel haberi sizlerle paylaşayım. Pardon. Japonya'da bu hafta mıydı, geçen hafta mı, ajansa düşen bir haber. Japonya'da Osaka Üniversitesi'nde fizik bölümü mezunu 37 yaşında birisi var. Shoji Morimoto adını taşıyor. Kendisi sosyal medya hesabında 10 bin yen karşılığında, ki bu geçen baktım ben Japonya'ya gitmeyeli epey oluyor. 80 euroya denk geliyor. Yani Türk lirasıyla 715-720 lira falan.
Yani 750 lira diyelim mesela. 750 lira karşılığında hiçbir şey vaat etmeden kendini kiralıyor. Yani bedenini satmıyor, yanlış anlamayın. Mesela diyor ki beni yanınızda tutmak istiyorsanız 750 lira vereceksiniz diyor. Şimdi komik geliyor değil mi? Günde 3-4 müşterisi var sevgili dostlar. Günde 40 bin yen kazanıyor bu insan. Kimler müşterileri? Haberde detayları vardı. Genellikle mesela yalnız yemek istemeyenler, sohbet için birine ihtiyaç duyanlar, yeni boşanmışlar, böyle sohbete muhtaç olanlar onu kiralıyor. 10 bin yen karşılığında. Bakın 2 sene önce Britanya'da, yani İngiltere'de bizdeki daha yaygın ismini, İngiltere'de Yalnızlık Bakanlığı kuruldu ya. Yalnızlık Bakanlığı. 300 bin yanlış hatırlamıyorsam İngiltere'de insan, ben kendi podcastimde tam rakamı söylemiştim. 300 bin yanlış hatırlamıyorsam insan İngiltere'de son bir yıldır hiç kimseyle konuşmadığını beyan etti ya. Bir yıldır hiç konuşacak insanları yok. Bakın milyarlarca insanın sosyal ağlar üzerinde birbirine bağlandığını iddia ettiğimiz ve bundan kısmi rahatsızlık duyduğumuz bir çağda böyle gerçekler var. 1000 yıl önce, şeye bakın, toplumsal eşitliğe, 1000 yıl önce dünya genelindeki farklar yok denecek kadar azdı. Bakın bundan 1000 yıl önce mesela kayıtlar o kadar tutarlı değil ama Hindistan mesela dünyanın en gelişmiş, en bereketli coğrafyalarından biriydi. Bugün tam tersi. Zenginlerle fakirler arasındaki gelir farkı her ülkede inanılmaz derecede arttı. Mesela Türkiye'nin çok önemli bir problemi ama dünyada daha da korkunç boyuta varıyor. Örneğin Norveç'in, bakın Norveç'in en fakiri Nijerya'nın en zengininden 2 kat fazla gelire sahip. Tekrar ediyorum, Norveç'in en fakir fukara insanı Nijerya adlı dev Afrika ülkesinin, ki biliyorsunuz petrol zengini, işte mahsul zengini, her şeyin zengini, Nijerya'nın en zengininden 2 kat fazla gelire sahip. Bunu bir düşünelim. Şimdi unutmayalım, kapitalizm demokrasiden beslenir ancak kapitalizm demokrasiye muhtaç değildir. Mesela düşün, bugün üretimle, imalatla andığımız kapitalist düzene kendi tercümesine göre uyum sağlamış ülkelere bakın. En basitinden demin adını andım, Çin'e bakın. Çin'de demokrasi mi var? Hayır. Ama kapitalizm var. Kapitalizm demokrasiden beslenir. Ona muhtaç değildir. Peki teknoloji? Teknoloji insana hizmet ederken aynı zamanda ondan besleniyor. Değil mi? Yani insansız bir teknoloji mümkün mü? Yani şu dönemde, tabi bu da ayrı bir felsefi tartışma ama teknoloji insan için var. Peki insana muhtaç mı? İşte bunu düşünmek lazım. Bakın bugün dünya nüfusunu 10 milyara doğru koşan, ki tepe noktası o olacak. Sonra istatistiksel mecburiyetlerle düşecek. Beklenti bu. 10 milyara doğru çıkan bir nüfusta dünya nüfusunu adil bir şekilde besleyecek, eğitecek şartlara ve çözümlere ne yazık ki sahip değiliz. Çünkü kimse bunun için uğraşmadı. Kimse için önemli bir detay değildi bu. Yani bu zamana kadar hep göz ardı edilebilirdi. İşte Nijerya'da gelir adaletsizliği var, insan, tamam kardeşim önemli değil derken Danimarka kapısında yüz binlerce Nijeryalı mülteciyi, göçmeni bulduğunda işler değişti. Yani artık halının altı süpüremeyeceğimiz kadar kabarmış durumda. Bugünün akışkan dünyasında hiçbir sorun sonsuza kadar sizden bizden uzak kalamıyor. Hiçbir sorun ulusal, bölgesel, kişisel, ırksal olarak adlandırılamıyor. Tarihin en büyük göç ve mülteci akınlarıyla yüz yüzeyiz. Yakında su kıtlığı sebebiyle, ki Türkiye'de de en son NASA'nın yayınladığı haritayı gördünüz umarım, Türkiye'nin nasıl bir kıtlıkla yüz yüze olduğunu önümüzdeki dönemde, yakında dünyada su kıtlığına, yani içilebilir su kaynaklarına yönelik bağının kopması yüzünden 250 milyon insanın daha göçe zorlanacağı düşünülüyor. 250! Ya bunu bir gözünüzün önüne getirin. Bakın Türkiye'de 5 milyon olduğu söylenen mültecilere, göçmenlere, her ne kisveyle gelmiş olursa olsun
kapılarımızı açtık, imkanlarımızı, ekmeğimizi, aşımızı paylaştık. Oluşturduğu sosyal, ekonomik çalkantılar hepimizin malumu. Bunu 250 milyona ölçekleyin. Şimdi peki iş hayatına dönersek, konumuz mesleklerdi. Bu kadar hepimizin şikayet ettiği çalışma hayatında yani bu çalışma hayatından yana hiçbir şikayeti olmayan ve hiçbir şey talep etmeyen mekanizmaların varlığını ve ilerleyişini durdurabilir miyiz? Yani bir yandan sürekli olarak mızmızlanan insan var. Ya işte cumartesi günü çalışmasak olur mu? Akşamları e-mailleri cevap vermesek olur mu? Toplantılar bilmem ne o zaman. Şimdi bir yandan insanoğlu doğası gereği böyle sürekli mızmız ediyor. Bir yandan hiçbirinden şikayetçi olmayan, üstelik hepsini 10 katını, 100 katını, 1000 katını yapabilen mekanizmalar var. Bunun önüne geçebilir miyiz? Bu beklenti ne anlamlı ne de adil. Yani bizim şu anda makineler karşısındaki argümanlarımızın büyük bir bölümü anlamlı da değil, haklı da değil, adil de değil. Ve en tehlikeli şeyi söyleyeyim size kapanışa doğru. İmalatın, ki bugün işte GDP dediğimiz işte mesela gayri safi hasılalar, milli hasılalar falan hep neye bağlı? Tüketime bağlı. Üretimden çok tüketime bağlı. Ama tüketimle üretimle destekleniyor değil mi? Yani bir döngü var. İmalatın otomasyon ile eşit maliyetlere indirgendiği bir dünyada bölgesel iş gücü farklılıkları ortadan kalkacak değil mi? Yani şöyle daha açık anlatayım. Çin zaten eskisi kadar ucuz değil. Çin'de iş gücü çok arttı. Vietnam'daki üretim maliyetini, lojistiği de kattığınızda çok daha ucuza otomasyonla Almanya'da üretim yapabiliyorsanız neden Vietnam'da üretesiniz? Çok daha pazara yakın bir konumda, çok daha düşük maliyetle, çok daha kontrol edilebilir ve ölçeklenebilir şartlarda Almanya'da, Macaristan'da, Fransa'da, Türkiye'de artık neyse o konjonktürün gereği üretim yapabilirsiniz. O zaman bölgesel iş gücü farklılıkları ortadan kalkıyor. Ve tüketimin yoğunlaştığı alanlara üretim kaçınılmaz olarak kayıyor. Bu da ne yapıyor? Hayatını zengin bölgeler için bir şeyler üreterek kazanan fakir bölgelerin insanlarını büyük bir açmaza itiyor. Yani Vietnam'daki insan Almanya'daki Adidas için üretim yapmazsa ne yapacak? Toprak mı yiyecek? Ne yapacak? Birbirini mi yiyecek? Onun bir alternatifi yok. Çünkü oradaki insana eğitim eşitliğini, fırsat eşitliğini, ekonomik adaleti, hukuku, demokrasiyi, yani o Adidas ürettiği Almanya'nın o refahını sağlayan hiçbir şeyi Vietnam'a sunmadı insanlık. Ve bugün bir de diyor ki tamam artık senin emeğine de ihtiyacım yok diyor. Demeye getiriyor Endüstri 4.0 ile. Schopenhauer, hani Almanlardan bahsetmişken aklıma geldi. Ünlü yine Alman filozof düşünür Schopenhauer der ki lüks denen şey var olduğu sürece adı ister yoksulluk isterse kölelik olsun diğer bir yanda mutlaka aşırı iş yükü ve sefalet olacaktır diyor. Ama Schopenhauer'in yaşadığı dönemde daha sanayi devrimi bile bir hayal değil. Teknolojik süreçler bu yüzden yeni bir köleliği getirebilir işte. Yani Almancıları düşünün ya. Hepimizin ailesinde olan Almancı diye bir şey vardı. Gurbetçi. Yani Almanya başlığı altında Avrupa ne demişti? Ya bizim ekonomimiz çok gelişiyor. Tüketim çok artıyor. İmalat ihtiyacımız fazla ama çalışacak insan yok. Nüfus yetmiyor. Bize işçi yollayın. Burada çalışacak. Ve biz yolladık. Hayatında kendi köyünün dahi dışarısını görmemiş insanları Berlin'e, Köln'e, Münhen'e, bilmem neye, dillerinin dönmediği yerlere, şehirlere, bilmediği dillere, alışmadığı kültürlere yolladık. Neden? Çalıştılar. Sonra Almanya parantezinde Avrupa ve bütün dünya dedi ki, ya kardeşim bunları buraya getirmeye ne gerek var? Bu adam geliyor, torunu geliyor, dayısı geliyor, bibisi, didisi, her şeyi geliyor. Bunları yerinde imal ettirtelim. Madem bunların iş gücü ucuz, fabrikaları oraya taşıyalım keşfetti. Şimdi ne diyor? Artık bu emeğe ihtiyacımız yok. Biz yine fabrikaları buraya taşıyalım, makineler yapsın diyor. Ve bakın bu bize neyi getirebilir? Meşhur Elysium filmindeki teknofeodalizmi getirebilir. Teknofeodalizm. Yani ultra zengin bir sınıfın
şirketokrasinin, geçen hafta bahsettiğim ultra zengin bir sınıfın egemenliğinde şirket odaklı, korunaklı şehir devletler gibi yapılar görebiliriz. Her biri kendi içinde kendi kendine yeten ütopyalar oluşabilir. Ve unutmayalım ki bütün distopyalar bir ütopya, bütün ütopyalar bir distopyadır. Yani bizim bunu kavram olarak farklılaştırmamız yine başta değindiğim, andığım deyimle hüsnü zannımız, iyi niyetimiz. Distopya olmayan bir ütopya olamaz. Her ütopya faşizmdir. Bir liderin kusursuz toplum hayalini baz alır ve sizi çerçeveler. Ve nihayetinde distopyaya dönüşür. En basitinden şunu düşünün işte. Nazi Almanyası Hitler'in ütopyasıydı. Neye dönüştü, değil mi? Bakın mesela hani geldiği noktada. Her kurgu nihayetinde buna dönüşür. Ve teknolojik süreçler bir ihtimalle köleleştirmeyi tetikleyebilir bu yüzden. Yani diyecek ki o zaman işveren, şirketokrasi ya da devletler. Kardeşim bak burada saati 50 sente çalışan makineler var maliyeti. Sen 40 sente çalışırsan gel çalış. Bunu reddedebilecek mi milyarlar? 10 milyara koşan, karnı aç, doyuramadığımız, tarımla, etle, sütle, otla besleyemediğimiz 10 milyara koşan eğitimsiz nüfus bunu hayır diyebilecek mi? O zaman bir ikincisi, otokratik, teokratik, baskıcı devletler ve kamulaştırma dalgası yeniden gelebilir. Yani biz hiç bir siyasi analizin öngöremediği yeni bir kamu odaklı, imalat planlamalı ya da istihdam planlamalı devlet modeline dönebiliriz. Endüstri 4.0 diyoruz. Peki 5.0 ne olacak? Mesela benim fantezimde Endüstri 5.0 aynen Karl Marx'ın o tasvir ettiği gibi artık çalışmak zorunda kalmayacağımız bir dünyayı temsil etmeli ya. Yani eğer ki otomasyon bu seviyeye gelecekse Endüstri 5.0'da artık insanın çalışmak zorunda kalmadığı, insanın istediği zaman çalıştığı ve istediği şeyde çalıştığı bir dünyayı temsil etmeli. Yoksa Endüstri 5.0 benim için hükümsüz. Yani 4.0 zaten geldiğimiz noktanın bir türevi. Bakın binlerce yıldır kendisini artan miktarda işiyle, emeğiyle temsil eden insanın elinden meslek sahibi olma, çalışma imkanını aldığınızda yaşama motivasyonunu nasıl sağlayacağız? Soru bu. Sonuçta hepimizin birbirine sorması. Yani insanın elinde çalışmaktan ve karşılığında bir şeyler kazanmaktan daha yüce bir ortak dünyevi değer yok. Yani Hannah Arendt'in de söylediği buydu İnsanlık Durumu kitabında. E şimdi koronavirüs sürecine bakın işte. Yani mesela koronavirüs sürecinde hepimiz iyi kötü para kazanıyoruz. Ama kazandığımız paranın bir anlamı var mı? Bize hiçbir şey sunmuyor. Yani ben para kazanıyorum. Bir yere seyahat edebiliyor muyum? Hayır. Gidip bir restoran arkadaşlarımla bir sofra kurup yiyip içebiliyor muyum? Sohbet edebiliyor muyum? Hayır. İşte bir efendim konsere gidebiliyor muyum? Hayır. Bir şey, hiçbir şey yapamıyorum. Ve neye indirgendi hayat? Yaşam, temel ihtiyaçlara ve hayatta kalmaya indirgendi. Bu korkunç bir şey ya. İnsanı bitkiden ayıran bir şey olmalı. Bakın Niyazi Mısri'nin çok sevdiğim bir şiiri vardır. Türkiye'de çevrilmiştir. Der ki, derman aradım, derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan sorardım aslıma, aslım bana burhan imiş. Yani çözüm arıyordum sorunuma, meğer sorunumun kendisi çözülmüş. Kendi kendime ispat arıyordum, meğerse benim varlığım ispatın kendisiymiş diyor mealen. Yani insana dert gerek sevgili dostlar, insana dert gerek, tasa gerek. Bugün niye nefes koçu diye bir şey var? İnsanın en refleksif hareketinin bile bir koçu var değil mi bakıldığında? Hani yogada dinlenecek şarkıların danışmanı var, playlist hazırlıyorlar değil mi? Öbürü işte efendim onu yapıyor, bunu yapıyor. Sürekli olarak etrafımızda yeni uzmanlıklar türüyor. Çünkü dert sahibi olmamız lazım. Ve dert kavramını ben burada saatlerce anlatırım, amacım bu değil ama hani birkaç cümleyle şöyle özetleyeyim. Birkaç çeşit dert var. Yani temelde iki çeşit dert var. Gerçek dertler, türetilmiş dertler. Mesela banyoda Wi-Fi'nin iyi çekmiyor oluşu türettiğimiz bir dert. Ama Allah göstermesin karaciğerimizde oluşan bir kara leke, işte görüntüleme cihazında görünen karaciğerimizdeki kara nokta gerçek bir dert işte. O zaman Wi-Fi falan hiç umurunuzda olmuyor. Ama insana her koşulda dert lazım. Dertler de mesleği doğuruyor. Ve bakın çok ilginç. Siyasete
kaçınılmaz olarak kesişim yaptık. Mevcut hiçbir ideoloji bu bahsettiğim açmazlar için bir çözüm sunmuyor bize. Bu çok düşündürücü değil mi? Çünkü hepsi bir şekilde insanın emek ile ilişkili olduğu bir yapıdan şekilleniyor. Yani biri diyor ki emeğin şöyle sömürüsü vardır, öbürü diyor ki işte emek karşılığında şöyle bir süreç işlemektedir. Yani liberali bir şey diyor, sosyalisti bir şey diyor, herkes bir şey diyor ama hepsinin temelinde insan emeği var. Ya insan emeğinin olmadığı bir dünyada ne var? Bakın siyasetin bugünkü açmazı bu. Ne sağında ne solunda siyasetin bununla ilgili bir şey yok. Ve bu olaya teknolojik, daha da tehlikelisi ekonomik bir sorun olarak bakıyoruz değil. Ortaya çıkacak işsizlik dalgasının örneğin siyasi sonuçlarına yönelik neredeyse hiçbir şey konuşulmuyor. Ya milyarlarca işsizde ne olacak? Bakın bugün işte koronavirüsle birlikte yaşadığımız dünyada karşımıza çıkan gerçekliklere bakın. Bunu misliyle çarpın. Ne olacak? Üstelik koronavirüs işte COVID-19 aşısıyla, osuyla, busuyla bir şekilde hayatımızdan gidecek. Ama son söz şunu söyleyeyim. Emeğinden başka satacak bir şey olmayan insanları bekleyen şey nedir? İşte bugün sizlere bunu sordum. Başta bunu sordum, sonda yine bunu soruyorum, sizlerle paylaşıyorum bu soruyu ve hepimizin cevap araması gereken bir konu bu.